Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Bugün sizlerle iki önemli konuyu tartışacağız. İki önemli konuyu aktarmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin güvenliğini çok ilgilendiriyor, uluslararası ilişkilerini ve bundan sonra stratejik anlamda çizeceği yolu bu Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 yeni parti F-16 uçağı almak için Türkiye başvurdu. Bu ne anlama geliyor, ne cevap gelir? Bunu tartışacağız. Diğer konuda Türkiye'nin iç güvenliğini ve iç siyasetini çok ilgilendiriyor. Tam da artık seçim hani atmosferine girmesek de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden başka neredeyse konuşulacak iç siyasette konu kalmamış durumdayken o da Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi cinayetler uyarısı. Daha doğrusu siyasi cinayetlerden kaygı duyduğunu söylemesi. Bunun üzerinde duralım. Tam olarak ne dedi onu size aktarmak istiyorum çünkü yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Şöyle diyor: Erdoğan gerilimi doruk noktasına çıkarıp seçime gitmek ister. Bu gerilimden olabildiğince uzak durmamız lazım. Milletvekili, il başkanlarına söylüyorum, sakin olacağız. İttifakı oluşturan diğer partiler de gerilim istemiyorlar. Eğer iş belli grupların eline silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Umarım böyle bir tabloda Türkiye'de yaşanmaz. Siyasi cinayetler. Böyle kaygılarım var. Erdoğan dur bakalım daha başınıza neler gelecek dedi. Devletin bütün güçleri elinde olan bir insan bunu söylüyorsa çok tehlikeli bir cümle. Gerçekten tehlikeli bir cümle. Çok da önemli bir uyarı. Bu uyarıyı aslında siyasi cinayetler uyarısını kim yapsa, ben de yapsam, herhangi bir siyasi bir lider de yapsa, siz de yapsanız ciddiye alınması gereken bir konu. Ancak Kılıçdaroğlu gibi, şimdi hem ana muhalefet CHP'nindir ama Artvin'de örneğin PKK'nın suikastinden kurtuldu. Defalarca saldırıya uğradı. En yakın hatırlıyoruz, bir şehit cenazesindeyken Ankara Çubuk'ta saldırıya uğradı. Bayağı yumruklu saldırıya ve zor kurtarıldı oradan. Böyle bir lider söyleyince tabii daha da ciddiye almak gerekiyor. Biraz da işin geçmişine gittiğimizde hangi siyasi liderler bu tür saldırılara maruz kalmış dersek 1950'lerde İsmet İnönü, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarından İsmet İnönü yine Cumhuriyet Halk Partisi lideriyken saldırıya uğramıştı ve 1970'lerde de Bülent Ecevit yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideriyken suikast girişimlerine, fiziki saldırılara uğramıştı. Dolayısıyla ayrıca ciddiye almak gerekiyor. Peki, Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği bu Erdoğan'ın sözleri ne vesileyle söylenmişti, nasıl söylenmişti onu da hatırlayalım. Geçtiğimiz Mayıs ayında haberlerini yapmıştık, sizlerle tartışmıştık. Biliyorsunuz İYİ Parti lideri Meral Akşener İkizdere'ye, Rize'nin İkizdere ilçesine gitmişti. Ne yapmıştı orada, niye gitmişti? Çünkü köylüler bir protesto gösterisi sürdürüyordu. Hala da zaman zaman geliyor haberleri. Kime karşı, neye karşı? Bu Mehmet Cengiz var, müteahhit. Cengiz İnşaat, biliyorsunuz Erdoğan'ın ve AK Parti iktidarının en gözde müteahhitlerinden. Hatta dünya çapında, yani devlet ihalelerini en çok alan dünyadaki ilk 10 müteahhitlik şirketi arasında yer alıyor Mehmet Cengiz. Tabii aynı zamanda bir parantez açalım. Bu Pandora belgeleri diye bir şey çıktı ya. Hani kendi ülkesinden yurt dışına servet çıkaran kişiler, sadece Türkiye'den değil ama pek çok ülkeden, bunlar arasında Mehmet Cengiz'in hesapları da yayınlandı. Hani Erdoğan diyor ya, işte dolar biriktirmeyin, paranızı Türk lirasına yatırın. Oysa kendisine en yakın insanlar, daha önce Rönesans İnşaat'ın başkanı, sahibi Erman Ilıcak da çıkmıştı. O da biliyorsunuz pek çok inşaatı yapıyor. İşte Cumhurbaşkanlığını o yaptı. Pek çok başka inşaatı o yaptı. Onun da yurt dışına çok yüklü miktarda dolar çıkarıp orada yatırım yaptığı ortaya çıkmıştı. İşte bu Mehmet Cengiz'in ormanlık arazide, doğal koruma alanında taş ocağı işletme izni alması ve işletmeye başlamasını protesto ediyordu köylüler. Akşener'de onları ziyarete gitmişti. İkizdere'de bir saldırı girişimine o da uğramıştı. Erdoğansa AK Parti grubuna hitabında, meclis grubuna bu tepkiyi, Akşener'e gösterilen tepkiyi desteklemişti. Ne demişti? Ona bakalım ki Kılıçdaroğlu ona göre söylüyor o sözler üzerine. Erdoğan şunu demişti: yine dua etsin ki, demektir, yine dua etsin ki gelin hanıma çok ileri gitmeden bir ders verdiler. Gelin hanım derken
Neyi kastediyor, kimi kastediyor? Akşener'i kastediyor. Hani kocası da Karadenizli, oradan gelin hanım diyor ki çok sert tepki göstermişti Akşener buna. Hatırlayacaksınız. Hatta gelin hanımları çıkarmıştı meclis kürsüsüne ve bunu da Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a ve kızlarına şikayet etmişti bu durumda. Devam edelim biz. Yine dua etsin ki gelin hanıma çok ileri gitmeden bir ders verdiler. Bu da Rizeli'nin edebini, adabını gösterir. İkizdere yetmedi, bir de Çayeli'ne gitti. Orada da zaten gerekeni yaptılar. Ondan sonra Trabzon'a gitmeye kalktı. Trabzon'da da hiç meydana çıkmadan hemen uçağa geçip Ankara'ya döndün. Bu daha bir. Daha neler olacak neler. Daha dur bakalım, bunlar iyi günler. Şimdi bir siyasetçi ülkenin her tarafına gidemeyecek mi? Orada sözünü söyleyemeyecek mi? Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama ülkenin bütün güçlerine sahip, yani bütün yürütme gücüne sahip Cumhurbaşkanı daha neler olacak? Daha dur bakalım, bunlar iyi günler deyince Kılıçdaroğlu da diyor ki işte burada diyor bir tehdit unsuru vardır diyor. Şimdi zamanlama açısından da söylediğinin bir önemi var. Alaaddin Çakıcı yeniden piyasaya çıktı. Kılıçdaroğlu'na yeniden bir mektup yazdı, bir uyarı mektubu. Bak dedi, orada işte Muğla'da, Milas'ta, Bodrum'da, Fethiye'de neler oluyor acaba? Niye Kılıçdaroğlu'na söylüyor bunu? Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var diye. Şimdi bu tabii özellikle Bodrum uyarısı çok önemli. Buralarda marinalar var ve Yalıkavak Marinası'nda neler döndü? Pek çok gizli kapaklı işlerin döndüğü iddiasını kim ortaya atmıştı? Hatırlayalım. Sedat Peker ve Sedat Peker pek çok işte Mehmet Ağar'dan Süleyman Soylu'nun yakınlarına kadar filan pek çok ismi de bununla bağlantılı olduğunu söylemişti. Hani bir suç duyurusunda da bu konuda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bulunmuştu. Ne zaman bulunmuştu? 17 Mayıs tarihinde bulunmuştu. Bugün 8 Ekim. 17 Mayıs, 8 Ekim hala bir suç duyurusundan savcıların yaptığı bir şey olduğunu bilmiyoruz. Yaptılarsa da bilmiyoruz. Kamuoyuna açıklanmış herhangi bir şey yok. İşte Çakıcı şimdi bunları ortaya atıyor ve birkaç gün sonra da baktık Kılıçdaroğlu siyasi cinayetler kaygısını dile getirdi. Bence bu kaygı dikkate alınmalı. Bu kaygı dikkate alınmalı. Fazladan, ekstradan dikkate alınmalı. Çünkü dediğim gibi hem Kılıçdaroğlu daha önce bu tür saldırılara uğramış birisi, hem de 1970'lerde bu tür saldırılara hem sağdan hem soldan merkez siyasete etkisi olacak isimler öldürülmeye başlanmıştı ve bunlar da 12 Eylül askeri darbesine giden yolu adeta döşeyen maalesef gelişmeler olmuştu. Dolayısıyla ciddiye alınması lazım. Biz de bu işin takipçisi olacağız. Gelelim F-16 meselesine. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz, hani bana kalırsa da hiçbir şekilde müttefiklik ruhuna bağdaşmayacak şekilde Türkiye'ye işte bu Patriot füzelerini satmadı. Ondan sonra Türkiye'ye gitti, işte S-400 füzeleri aldı Rusya'dan, yaptırımlar uyguladı. Türkiye'nin üretici ortak olduğu ve parasını verdiği halde işte F-35 uçakları projesinden çıkarttı ve parasını verdiği halde de uçaklarına el koydu. Bunu da en yakın zamanda işte Cumhurbaşkanı da dile getirdi. Şimdi birden herkesi şaşırtan bir gelişme oldu. Türkiye 40 F-16 uçağı daha alımı için. Şimdi diyeceksiniz ki ya Türkiye'de üretilmiyor mu bunlar? Evet, üretiliyor ama belli anlaşmalar çerçevesinde. Telif hakları belli, ne kadar üretileceği belli. Sonsuz sayıda üretmiyor Türkiye bunları. Ancak işte şirketin verdiği ve hani Amerikan yönetiminin verdiği izin kadarıyla üretiyor. Yani böyle bir şey de var. Bu da tekrar hatırlatmış olalım. 40 uçak daha ve modernize edilmiş 40 uçak daha ve 80 kadar da modernizasyon kiti. Elindeki daha güncelleştirilmemiş, modernize edilmemiş F-16'lar için Türk Hava Kuvvetleri diyor ki benim bunlara ihtiyacım var. Ve Amerikan yönetimi kabul ederse 10 milyar dolara yaklaşacak bir bütçeden söz ediyoruz. Çok büyük bir bütçeden. Şimdi diyeceksiniz ki ya Amerika bize böyle davranıyor. Biz niye gidip daha Amerika'dan uçak alıyoruz? Çünkü değerli izleyiciler, Türk Hava Kuvvetleri'nin şu anda bel kemiğini F-16 uçakları oluşturuyor. F-16 uçakları oluşturuyor. Neden? Yani Amerika'nın Türkiye'ye yaptırım uygularken F-35 uçaklarını vermezken gerekçesi neydi? Rusya'nın S-400 füzeleriyle F-35'ler çakışıyor. Birbirlerinden yapay zeka üzerinden bilgi ediniyorlar.
biz de bunu istemiyoruz diyordu. Oysa F-16 uçakları için böyle bir şey yok. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri verecek mi? Bu hem Türkiye hem Amerika için bir sınav niteliğinde. Yani Amerika eğer ya biz size zaten işte yaptırım uyguluyorduk, daha da uygulamasını istiyoruz, işte ikinci parti S-400'ü alırsanız Rusya'dan yeni yaptırımlar geliyor filan derken, Türkiye F-16 modernleştirilmiş F-16 uçaklarını alabilecek mi? Yani bu Türkiye açısından Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekten F-35'leri bir bahane, S-400'leri bahane ederek mi acaba vermediği ya da engellediği sorusuna da bir yerde cevap olacak. Yani eğer buna hayır yanıtı geliyorsa, Amerika'da Türkiye ile artık bu tür silah alışverişini kesme niyeti ya da müttefiklik ilişkisini son derece zedeleyici bir ilişki içinde olduğunu gösterecek. Amerika açısından bu ne anlama gelecek? Yani bir yandan bölgedeki silah dengeleri değişirken, örneğin Yunanistan işte Fransız Rafael uçakları alırken, ne bileyim Fransa ile gemi anlaşmaları falan yaparken, diğer başka bölge ülkelerinde de bu tür gelişmeler var. Türkiye bir NATO üyesi olarak kendi hava kuvvetlerini güçlendirmeyecek mi? Çünkü Türkiye F-35'lerin geleceğine güveniyordu. Onlar gelecekti. Kademe kademe işte modernize edilmiş F-4 Phantom uçaklarının, F-16 uçaklarının yerini alacaktı F-35'ler. Şimdi Türkiye'nin hava savunmasında bir açık oluştu. S-400'leri de almamız sorun oluyor. Dolayısıyla bir açmaz var. Bu açmazda dediğim gibi hem Türkiye hem Amerika Birleşik Devletleri açısından birbirlerine karşı ve NATO ittifakına karşı bir sınav niteliği taşıyor. Bakalım Amerikan yönetiminin ilk aşamadaki tepkisi ne olacak? Çünkü ilk aşama diyorum, uzun süreçler bunlar. Gerçekten yani Dışişleri Bakanlığı yönetime gönderecek, Beyaz Saray'a, o kongreye gönderecek, kongrede tartışılacak. Ama reddedilirse ne olur? Türkiye o zaman diyebilir ki, hani nasıl Patriot vermediniz, S-400 aldık diye. O zaman diyebilir ki ya siz madem F-16 da vermiyorsunuz, biz de gideriz Ruslardan MiG, işte Su serisi uçaklar, 35 var, 57 var, bunlardan alırız. Şimdi o zaman bambaşka bir tartışma başlayacak. Yani hem NATO üyesi olup hem tamamen stratejik savunmasını Rusya'dan aldığı işte füzelere, uçaklara dayandıran Türkiye ne yapacak sorusu da ortaya atılacak. Ama ne yaparsa yapsın, bütün bu gelişmeler şunu gösteriyor. Artık siyasi dengeler değişiyor. Herkes gücünü maksimize etmeye çalışıyor. Yani azami hale getirmeye çalışıyor. Ama yapmak istemekle yapabilmek de ayrı şeyler. Ümit ediyorum bu Türkiye'nin dış politikasına ve dış güvenliğine zarar verecek noktalara gitmez. Bu zannediyorum hepimizin temennisi olur. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın.